Auzu billahi minish-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala rasulina Muhammedin salavat. Şimdi aslında burada medeniyetle başlıyor ancak sistemi konuştuğumuz için inşallah konu dağılmayacak. Sözler 712'de şöyle diyor: Tahribi medeniyet deniyeti hazıre sureti değişecek, sistemi bozulacak, zuhur edecek o vakit. İslami medeniyet, Müslümanlar, bil ihtiyar elbet evvel girecek. Burada metin analizi yaptığım için medeniyetlerin sistemi olduğunu söylüyor. İslamiyet medeniyetinin karşısında şu anda hakim bir deniyete hazıra varmış. Yani İslami medeniyet var karşısında da deniyete hazıra varmış. Yani burada mesela ben şöyle yaptım. Medeniyet, medeniyetin sistemi var bir de sureti var. Sistemi neymiş? bir İslami medeniyet, İslamiymiş sistem. İkincisi de şimdiki e, medeniyetin, medeniyet ya, şimdikinin bir sistemi var. Suretinde ise şimdiki deniyete hazır olarak görünüyor. Yani şimdiki medeniyetin sisteminin sureti deniyete hazır olarak görünüyor. Burada söylüyor. Ne diyor? Deniyete hazıra sureti tahribi medeniyet deniyete hazıra sureti değişecek, sistemi bozulacak. Yani deniyete hazıra bu suret değişecek, sistemi bozulacak diyor. Demek ki bir sistem var, onun da bir de sureti var. Önce demek ki bunun sureti, deniyeti hazıra bozuluyor, arkasında da sistemi var. Medeniyetlerin bir sureti, bir de sistemi vardır diye ben buradan çıkarım yaptım. Sistemlerin sureti vardır, arkada sistem işler. Yani sistemin, mesela bir araba var, araba sistemi var, bir de araba var. Araba sistem değil yani burada aslında ma mahiyeti ve sureti gibi. Araba makinası olmuş oluyor onun. İşte burada da şey geliyor. İslam'da mesela diyor ki bir sineği bir kartal sisteminde diyor. Orada demek ki sinek ve kartal sistem değil. Onlar makinası olmuş oluyor. Sistem arka tarafta olmuş oluyor. Bir de sistem bozulma kabiliyetine sahiptir. Sistem bozulurmuş. Burada da söylüyor onu. Sistem bozulur. İkincisine geçebiliriz. İkincisinde de yine Sözler 716. Medeniyet sistemi bozuktu hem muzırdı. Tecrübe-i kat'iye bize bunu gösterdi. Medeniyet sistemi bozuktu hem muzırdı. Tecrübe-i kat'iye bize bunu gösterdi. Sistem suret olmadığı için tecrübe etmek ile görünüyor. Yani az önce dedik ya sistemin sureti vardır. Sistemin kendisi suret değil. Bu yüzden sisteme intikal için tecrübe etmek gerekiyor. Suretiyle ilişki içinde olmak gerekiyor. Evet. Yani kainat olmasa olmuyor. Üstad zerreyim ama bu kainat isterim diyor. O denmesi gereken bir cümle. Me mesela bir sistem söyleyeyim. Farklı bir sistem. Kıramet zannediliyor. Oysa sistemdir. Ben diyor merak ettim diyor. İstikbalde hakikaten şimdi sureten kabrime girdim diyor. Nasıl olur bu? Yarın soracakları soruları şimdi soruyor. Ve kendisi seyrediyor. Kendisine sorulacak, kendisine cevap verecek. Es geçiyoruz. Oysa bir sistem bu. Ona has değil. Bu kalıcı bir sisteme yani bir da, bir boyuttur bu. Peygamberler mucizeleri. Ona has değil. Maddi şeyin, teknolojinin kanuniyetini de söylüyor diyor. Değil mi? Şimdi istikbalde hakikaten. Şimdi süreten diyor. Gidecek oldum, kabre girdim. Bu mümkün mü? Mümkün tabii. Boyuta çıkmış. O boyut. Herkesin mümkün bu. Başka bir sistem. Evet, evet. Başka bir sistem şimdi ölmediği halde dünyada değil ve yaşı yok İsa Aleyhisselam başka bir boyutta. Bu da bir sistem acayip bir sistem ya. Evet abi zaten bunları okurken ben sistem de gerçekten bu yani. bunu intikal ettim sistem. keramet biz olmaz bu olmaz bu çok uzak denilen şeyler bu cümleler söylenmemesi gereken cümleler çünkü sistem anlaşılırsa muhatap olan her şey surette kalmış oluyor. Kabrede girmek suret olmuş oluyor. O sistemde işleyen bir süreç olmuş oluyor. Usta mesela mesela vefat etti, kefenlendiği, içeriye girdi, nükermek ile hep bunlar suret. Evet. Sistem değil. Evet. Sistemin sureti bu. Sistem dehşet veriyor. Hakikat öyle değil. Peki orada sistemi hani ikiye ayırdık ya bir amaç ve gaye ve bileşenler. Sanki sen şimdi amaç ve gayeyi sistem gibi bileşenler sistem değilmiş gibi ifade ettin. Suret Burada abi e, biz çünkü hep kainat üzerinden baktığımız için o bir resim vardı. Belki ilk sayfada tekrar açmamız mümkün mü onu? Heh. Evet. Şurada abi sistemin alt sistemleri vardır. Bu yüzden kabir ölmek, e, kabre girmek bu da bir sistem olmuş oluyor. Biz, biz sadece kainat noktasından baktığımız için diğerlerini e, Nazarımıza almadık ama onlar hep sistem. Şimdi demek istedim araba suret dedik ya arabanın bir de amaç ve gayesi var. Evet. Ee, arabanın kendisi bileşenler bir de amacın arabanın amaç ve gayesi var. Bu ikisinin birleşimine sistem diyoruz ya. Evet. Şimdi biz e, arabanın makinası suret amaç gaye sistem dedik biraz. O evet. Zaman aslında evet. sistem tanımından çıktık. Aslında bütünlüğü sistem. Hem o bileşen hem de amaç gayenin bir arada olduğu yapının Bütünlüğü sistem aslında. Böyle çık, çıkıyor gözükmemizin nedeni abi. Suret, mahiyet, hakikat, kanuniyet diye dördü ayırdığımız için. Bilimsel o anlamda böyle bir ayırma yapmadıkları için. Onlar sadece madde anlamında bakıyor ya. Maddeyi de o şey dediğinde, e, gaye dediğinde. Mesela gayeyi sistem mühendisinde açarsak e, şeyleri vardır onun. Belirli dokümanlar hazırlıyor. Mesela... Çünkü bilimsel orada tabii ki orada kalacak. Sistem orada kendisini kendisiyle izah etti. Orada da Daha çıkamaz. Ama şey de var. Bismillah. Sistem başka bir sistemi aynı hayat gibi netice zaten. Yani kendisini bir bir kendisiyle bir izah etti. Bilim ya. Çünkü Daha... biz o sistemin arkasını nasıl geçiyorsun? Geçemezsin sistemdeyken. Sistemin arkasına geçemezsin. An şartla. O sistemi Kur'an'ın soyut ana gayesi var ya Allah ve ahiret. O zaman sistemin arkasına geçiyorsun. Bu olmayınca sistemin arkasına geçemezsin. Araba ve bileşenler hepsi hem süreçtir, hem sistemdir, hem sonuçtur. Öyle demiyor ki abi. Bilim, bilimsel öyledir. Şey, Oğlu Sen şöyle demiyor musun abi? Suret diyor ya. Bu <laughs> su, sistem. sistemin suretidir diyor. Bu sistem değil diyor aslında. Ama Osman abi diyor ki bu suret de sistemdir diyor. Niye diyor. Ayırmamın nedeni... Sistemi amaç gayeye evet. Attırır. Evet. Ben onu hatırlıyorum. Çünkü evet abi ben, ondan dedim ben de Bizse ise dördü ayırıyoruz. Onlarsa sadece sureti anlattıkları için sürekli. Diyor ki bir hedefim var. O hedefi gerçekleştirmek için senin hazırladığın bileşenlerle o gayeye hizmet eden toplulukların adına sistem denir. O aslında sureti anlatıyor hep. O surette başka bir bileşenin sisteminde bir parça da olabilir. Doğru abi ama şöyle, doğru da abi. Tekerlek sistemi, araç için bir sistemken, bir tekerlek sistemi, lastikten, havadan, camdan bijondan oluşuyor ya, ama otomobil bileşeninde sistemi pop sistemin bir parçası. Otomobilde, otomobiller sisteminde, trafik sisteminde sistemin bir parçası. Evet. Evet. Şeydir, şöyle mi demek istiyorsun Davut kardeşim. Yani ihtiyaca, ihtiyaca binaen yapılan bir şeyde sistem olarak Kul şeyde var olan. sistem olarak sisteme hizmet eden materyal surette kalıyor. Esas amaç, gaye e, ve amaç, soyut dediği Evet. O esas amaç gaye midir yani? Gaye olan bu sistemdir diyorsun? Şimdi abi Evet, evet abi. Evet, evet. Şimdi gaye sistem değil. Gaye sistem değil. Aslında sistem üzerinden gidiyoruz da gaye bak. Bu gaye bir sisteme, sisteme sebep oluyor ve sistem de bu gayeye hizmet ediyor. Bu sistemse, sistemi bölelim şimdi. Sistem aslında yani bu gaye sistemi sebep, sebep olurken, sisteme baktığımızda sistemse aslında gaye var, bileşenler var. Burada yani dahi ve muktazi konusu var burada. Evet. Yani gaye sisteme e, sistemi sebebi e, sebebiyken sistemin oluşması için de gaye ve bileşenler lazımdır abi. Burada bu bilimin söyledi. Fakat mesela biz bir dakika kardeş buradaki gaye ile buradaki gaye aynı. Aynı mı? Aynı abi. Hı. Çünkü bu sistemin sonucunda bu gayeye neye ulaşmak var çünkü. Eğer bu, bu, olmasa, bu gaye olmasa sistem bu sistem neye hizmet ediyor de, diye bakıldığında soru hiçbir soru şey var. hizmet sistem Evet, sorulsa ne, ne cevap yok. Başa geçecek. Evet. <laughs> diyecek ki ben, ben bir sistem, bir gayem vardı. O gayem benim de gayem. Evet. Sistemin, sistem bir gayenin sonucu iken sistem dedi ki benim de bir gayem var. Evet. Ondan sonra ben birleşene geçiyor. Hatta buna şöyle... ben... yüklendi, gaye oluyor bu arada. Ne derseniz deyin. Evet, tamam evet. Doğrudur. <laughs> Hatta şöyle şemalar yaparlar mesela. Adam gayesine varsın Başla. Başladı. Yaz. Yazdı mı? Yani bir sistemin var. Sistemi başlattım. Yazma sistemi olsun bu. Diyoruz ki yaz diyoruz. Sonra da soruyoruz yazdı mı? Hayır yazmadıysa geri dön. Gayesi yazmaktı ya. Gayi yerine getirdi mi? Evet, getirdiyse sistem bitmiştir artık. Hı. Ama yok, gaye'yi yerine getirmediyse, bu yerine gelmediyse, yani onun e, varoluş sebebi yerine gelmediyse, onu yerine getirmek için çalışmaya devam et. Evet, çok güzel, evet, çok çok güzel. Güzel. Evet. çok güzel bu kadar kulaştı. Fortran bilmiyenler Allah Ama çok güzel. Yani evet. çok tuhaf şu, Gaye'nin e, bir sistemi var, dahi var ya, sistem, sistemi evet. kurmuş sistemin de işlevi için onun da bir gayesi olması lazım. O gaye sanki baştaki gaye kökteki çekirdek, e, sistemin içindeki gaye de meyvedeki çekirdek. Ben onun için sordum. Aslında o gaye o gaye aynı değil. Değil. Kesinlikle değil. Ve gayrı. Aynı. Onu diyecektim. <laughs> Bakın bekle anlattı. Bir Matma makine olarak bakıyorum abi oynamamız evet. lazım. <laughs> Ama bir kökteki çekirdik, bir de, oldu. de meyvedeki çekirdek. Abi şimdi savaş uçağı yapacaksın. Savaş uçağı diyorsun ki uçacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Yaptığın eğer onu yapmazsa geri verirler, bu olmamışlarlar. Bir yap getir. Savaş uçağı insan öldürmek içindir. Kazanılan para insanlar yaşatmak içindir. Çok tuhaf değil mi? Savaş uçağı insan öldürmek içindir. Tamam. Ve kazanılan para, insanları yaşatmak için. Ama savaş uçağı ilk başta... Hadi abi. Şimdi burada şöyle bir şey çıktı abi. Savaş uçağı ilk başta üretilirken, para kazanmak amacıyla üretilmemişti. O güç ile savaş yapmak için üretildi ama sonradan gördüler onu. O asas gaye değildi ki. Yani savaş uçağındaki gaye neydi? Yapan uçmak isteğidir. Yok, Savaş. yok Adam Sonuçta <laughs> bir, bir, diyor. bir <gülüyor> güç <gülüyor> Osman abi, si Osman abi senin soruna geldiğimizde abi, araba sistem midir sorusuna geldiğinde şimdi arabaya bir noktadan bakılırsa makina denebilir. Aslında sistemi de kendi içinde e, ayırırız. İşte mesela sistem tasarımı deriz. Sistem gerçeklemesi deriz. Aslında oradaki projenin kendisi bir sistem olmuş oluyor. Yani baktığın ve isim verdiğin mertebeye göre de onu kullanabilirsin aslında. Yani arabaya sistem de denir. Elbette ki bir sistemdir. Ama ben işte Mehmet abi benden araba istedi. Araba yap Davut bana dedi. Nasıl bir araba istiyorsun abi dediğimde ihtiyaç listesini sıraladı. Böyle bir sistem istiyorum Davut dedi. Ben de ona bir araba yaptığımda o kendi sistemine bakıyor. Kendi sistemi bir kağıt daha. Ben sonra bir araba verdim. Buna da sistem diyorum. Burada o araba her halükarda benim tasarladığım, gerçekleştirdiğim veya kafamda olanın sureti olan, gerçekleşmiş olan bir sistem oluyor. Bir makine olmuş oluyor. Sistem de denir, makine de denir, bileşen de denir. O bakılan yönünden ve bulunan mertebeden isim alır abi. Devam edelim abi. Ben buna onlara muştakım diyor peygamber. Aleyhissalatü vesselam. Sahabelere tabakla su verirken şey. o ahir zamanda beni görmeyip iman edip o davamı davay dinen, davamı davay dinenlere tabakla vasıtayı kullanmayacak avucumla su içireceğim diyor. Yani oradaki tabak vasıtadır. Bun, onlara diyor tabağı bırakıyor kevserde avucumla içireceğim. Kim bunlar? Davamı dava edilenler. O hal ve vaziyeti muktezasıyla misalinin ve Kur'an hakikatlarını e, Mehmet Akif diyor ya Kur'an'dan almalıyız ilhamı asrın idrakine sunmalıyız İslam'ı yani sistem. Bu adam bilim insanı. Küllata ne bakacaktı yani? Takva dersini mi yapacaktı? Bilim insanı bu. Ne yaptı? Nasıl ilgisini çekmiş sistem? Değil mi? Külliyatta sistemi görüyor musunuz? Bilimle ilim. Ee, bilim bizim malımız diyoruz. da, Bilim bizimdir. Tıp bizimdir, fizikim, Hakikaten bizim. Dikkat ederseniz hangi ders var ki kimyasız, tıpsız ders olmuş benim? Hangi enfusi ders psikolojisiz? Benimdir bu. Sen ne alakası var? benim işim bu. Tıp da benim işim, makine mühendisliği de benim işim. Rütbeye çıkmıştım cahilinde hafuza Hafıza demiş ki, oranın bir tane inkarcısı... Değil misindir? Havuz bunu çıkartmayın da kimi çıkarsanız çıkarın. Niye demiş? Ya bu kimya mühendisi mi, fizik mühendisi mi, hocalık mı, hiç alakası yok. Sen niye rahatsız oldun? Ya beni rahatsız ediyor dedi ya. Niye biliyor musun? Şeli olduğu için e, azami şerci e, ondan rahatsız oluyor. Yani din, din klasik böyle şeylere alışılmıştı ya. Bir baktı ki dinin içerisine fiziği koydu. Hani bilimsel değildi din? Kimyayı koydu, makinacı oydu. Şöyle bak. Hangi fenler? Sen anlatıyorsun o bilgisayar, Excel falan. Onu çizdin işte. Yani risale böyle kardeşim. Kur'an da böyle. Evet devam et abi. Bir de Osman abi bir şey geldi aklıma. Demek ki bizim mahiyet, hakikat, suret ve kanuniyetlerimiz bir tanesi şimdi doğrudan doğruya eşleştirme Yapmak istemiyorum devam ediyorsun çünkü bir tanesi planlamaya bakıyor, bir tanesi planlama tasarıma bakıyor, bir tanesi başka bir şeye bakıyor. Onları da aslında her birisi bu okuduğumuz literatürdeki tanımda bir yere eşleştirebiliriz, koyabiliriz. Bunu da yaparsak güzel olur. Hemen suret o zaman ürün ürün diyebiliriz. Mesela evet. hemen işte kanuniyet tasarım diyebilirsin evet, işte gibi evet, evet. amaç gaye ve şey mahiyet olabilir mesela oraya koyarız. Hakikata da bir şeyler çıkar herhalde. Yani <laughs> öyle bir şeyler. Tabi bilim hakikatsız olur mu? Esma ilahiyenin işte dilidir. Ben yazdım. Şöyle madem oku. Sistemin suretine namus ya da hayatı tekviniyeler diyebiliriz. Kanuniyetine zaten kanundur ve evamir tekviniyeler olabilir. Üzerine. Hakikati Allah Celle Celaluhu'nun gayesini kullarına bildirmesi. Mahiyeti de Allah Celle Celaluhu'nun hikmetini kullarına bildirmesi. ile alakalı abi biraz ilerleyelim. Başka şeyler de söyleyebilirsiniz belki. Evet Böyle. Bir Getirin. Ama şey çok güzel olmuş. Söyler. Söyler çok hakikati güzel. evet abi hakikati çok güzel, çok güzel, olmuş. Hakikate kadar çok güzel. Mahiyeti olmadı. Mahiyeti daha kapsamlı olacak. Olabilir. E hikmeti dediğim var ya evet. O hakikatın içinde. Öyle mi? He, esmalar. Şimdi maiyeti zata bakan tarafına bakacağız. getiriliyor. Hadi bak. hadi bak ama çok güzel. Da, evet. İslami medeniyet vasat. Deniyet hazıra ifrat. tefriti ne oluyor? O. Ee, birkaç biraz ileride ifrat tamam. ve tefritle alakalı hem bir atıfım var benim. Tamam onun kenarda Evet. Çünkü o sistemin özellikleriyle alakalı. İfrat ve tefrit sistemin özellikleriyle alakalı. O yüzden ben devam Hayır, edeyim. Ona geleceğiz kim inşallah. Kim? Görüyor musun? Bak, Davut kardeşim. Adam bak 20 dakika önce şey yaptın. Şeyin ağırla şey ifratı tefriti nedir diyor. Deniyet. Hadi devam et bak. Şimdiki medeniyetin özellikleri deniyet hazırla dinsiz ve zalimmiş. Zalim ifratta. Bunun şeyi var. Lüsale-i Nur'dan mehazı var. İfrat zalim oluyor. Tefrit zulümatlı oluyor. Harika. Onların atıfları var. Şimdiki medeniyet sistemin özellikleri bozuk sistemmiş bu. Evet. Bozuk bir sistemmiş. Ve muzırmış. İfrat'ta. Muzır olunca karşı tarafı etkiliyor. Yani şu andaki medeniyet sistemi dışarıya etkiliyor. Bu yüzden ifrat'ta ancak... Şimdi ifrat tefrit sosu gelince bir şeyin bozukluğu da aslında kendisini de etkilediğinden dolayı tefritini de veriliyor. Yani bozuk bir sistem tefritte de olduğunu göstermiş oluyor. Bozuyorsa, kendini, kendini bozuyorsa zaten evet. evet. E, kendini evet. inşa ediyorsa basatta. Evet, evet. Onun üzerine gidersen olur. Mim, evet. Mimsiz medeniyet değil yani. Yani bir sistem o zaman bozuksa bir tefriti var bunun bu bozukluğuyla karşı tarafı etkiliyorsa ifratı da var. İfrat da demektir. Peki şöyle diyebilir miyiz? Ee, bir sistem sürekli ihtiyaca hizmet etmek üzere yapılsa bu ifrat. Sistemin kendisi ben de düzgün çalışayım ama ihtiyaç önemlidir dersem, değil desem bu da tefrit. Abi gayesi S üzerinden S bakarsak söyleyebiliriz. Gaye çünkü sistemi Gayesi üzerinden konuşuyorak anlamlandırıyoruz ya, tamam. gayesi nedir? Sistemin varoluşu gayesiyle yani gaye alakalı olduğu için. Gaye hem ihtiyacı hep sürekli karşılamak, bir de siz kendimi bozmadan, bu da basal. Ama kötü niyetli bir adam yaparsa orada herkesi ihtiyaç sahibi yapmak istiyor. Gay Mesela dinsiz medeniyet gibi. Bu ifrata o kötü adam hep ihtiyaca sistemi düşünmeden ihtiyaca gitti. Abi aslında evet ama bakın şey bak. Şimdiki medeniyet sisteminin özelliklerinde muzır dedi. Muzır. Tamam, niye? Hep kendini düşünüyor çünkü. Başkasını düşünmüyor ki. Şimdi muzır hani Hasan abi söylüyor ismi fail mi ismi meful mü? Muzır başka beladır ya. Yani kendisi 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 için çok iyi çalışıyor. Başkasına zarar veriyor. tam evet, evet. da işte. Dışarıya verdiği için evet. Tabii. Ama birincisi de, de bozuk diyor. O kendisi iyi çalışmıyormuş bir de. Ha, biraz gidelim tamam. ya. Bu şey boğulmayalım 162. Aa. Hem her şey ne kadar büyük ve çok olursa olsun. Evet. En küçük en az bir şey gibi ona kolaydır ki sineği kartal sisteminde ve çekirdeği ağacın mahiyetinde ve bir ağacı bir bahçe suretinde ve bir bahçe bir bahar, sanatına ve bir baharı bir haşır vaziyetinde suhuletle icat eder. Şimdi burada ben e, koymaya çalıştım. Sistem için diyor ki e, şu sineği kartal sisteminde diyor. Demek ki sineğe kuşçuk diyor üstad. Kartalsa kuş. Demek ki sistemde Kuşçuk ve kuş e, sisteme bakıyor. Bunların şeyi aynı. Mahiyeti çekirdek ağaç diyor. Suret olarak ağaç ve bahçeyi vermiş. Sanatı bahçe ve bahar. Demek ki e, vaziyet olarak baharı haşır vaziyetinde diyor. Suretlerden istiklaliyeti vardır ki sinek ile aynı kartalı aynı sistemde icat eder. Yani sistem ...suretlerden istiklaliyeti vardır. Surete bağlı değildir sistem. Tabii. Bu yüzden... Buradaki sanat sistemin arkası... ...sistemin maliyeti olamaz mı? kolay Gidebilir. Denebilir abi. Yine. O sistemin özellikleri içinde... ...bahsedilir, evet. Çünkü Bunlar parçaları... ...sistem bütünsellik. Evet. Ve bunların hepsinden... ...mesela sanat, sanat sistemin özelliğidir denir. Ama... ...sistem aslında... Sanat e, daha şey detaya inmiş oluyoruz ama. Sistemi mesela tanımak istesen sanat üzerinden tanıyacak ki. Sanat üzerinden sistemi tanıyabilir tanıyamayabilir sistemi, abi. Sistemi görmeden önce Nasıl bir sistem diye sorabilir? Nasıl bir sistem diye sorabilir? Şöyle sorsak. Sanatı gördüğü zaman sistemi sanat üzerinden aramaz mı? Sanatı gördüğü zaman sisteme intikal eder. Yoksa sistemin olduğunu da bilmeyecek. Sanat onun tabelası gibi. Sistemin bir özelliğidir. Biraz da devam et suhuletle icat eden sistemde sistem sistemde icadı kullanıyor üstad. Şimdi yaratmayı kullanmıyor. Gafur abi olsaydı <laughs> bu halk ve icat icadı sistem sistemde kullanıyor. E, sistemde icat. İcadı kullanıyor abi. Halk kullanıyor. Suhuletle icat eder diyor. Yani sistem ben enfüs lügatından da baktım icata. Birazdan gelecek bu ileride var çünkü ama şöyle de değinim. İcatsa zata bakar diyor. Çünkü Adem'in sıktan bir şeyi yaratmadan önce icat etmen lazım aslında. İnsan diye bir şey icat olmadıysa ya insan makinası yaratılamaz ki. İnsan diye bir icat olması lazım ki o halk edilsin. Evet halk edilsin. O da zata bakar yazıyor enfis katında. Öyle bir şey var. Mahiyet o yüzden dedim abi. Mahiyeti biraz beklemek lazım diye. Abi tekvine ben tekvini merak ediyorum burada. Çalışmadım tekvine. E, i̇kinci basamanda e, tekvin bununla bağlanabilir diye düşünüyorum. Mahiyet olarak. Mı? Evet. Yani mahiyet de malum şey oluyor. Nereden e, durduğuna Baktına göre var. de mahiyet evet. taşıyabilirsin. Evet. Şimdi, ta en zirveye götürsen, her şeyin mahiyeti zapttır. Zapt. Yani, hani evet. Bakarsan. Evet. Desen yalan mıdır? Her şeyin mahiyeti. Mahiyet zatî diyoruz zaten. Dağlı. ama aşağıya şu indirebilirsin, zata indirebilirsin, Esmalara indirebilirsin, kainattaki daireler tarafındaki mahiyete de indirebilirsin. Hani durduğun yere göre de aslında hakikat mahiyet e, kurgusu değişiyor. Yani burada aslında sistem diyoruz ya bu sistemin çalışma prensipleri içerisinde olmalı. Bu suret kanuniyet hakikat mahiyeti. Yani Hı. biraz şecere yıkatte kalmak lazım gibi geliyor. Çok yukarıdaki kısımlar biraz daha yani o da Yoksa tepede Hı? her şeyin maliyeti meçuldür diyeceğiz. Yani, yani. yani işte da. bir sistem oluyor öyle bakaksın. öyle demiyoruz işte biz. Onu demiyorum. Yani en kısa olabilecek en yakın. En yakın. Ama bu. en cami evet. ve en geniş görebileceğin evet, yeye bahsetmek tabii. istiyoruz orada. Çünkü yoksa öbür türlü küçülüyor. Mesela enfüs lügatında abi ona o da gelecek ama konu geldi söyleyeyim. Nizam sistem bu noktadan bakarsak icadına kanuniyetlere dayanıyordur. Ya yani bir sistem yapacağız dediğimiz zaman sistemin işleyişi kanuni olduğu için kanunlar üzerinden sisteme e, yol veririz. Gaye'den ve kalbetin arkasındaki sıfata evet. ne diyebiliriz? Bir de söyle. Gaye ve hikmetin arkasındaki sıfat. Bunlara esma esma olarak baksak gaye ve hikmete hakim esması ya hikmetin tamam adem. bunlara esma baktık hakikat dedik ki bunun arkasında bir sıfat. Mahiyet, mahiyet. Mahiyet yani. olarak, ha, sıfat ha, olarak. Ha, ne bakabiliriz? Ne, ne bakabiliriz? Ama bu sisteme hikmetin yakın. Hikmetin arkası ilimdir. Hı -hı. İlim de subutu sıfat ya. Yani mesela ilim, alim esması. Alim de eşeğe hikmet koymuş. Bunu sağlam. Evet. Uyuyor da, sisteme de uyuyor. Yani ilim çünkü evet. hikmet varsa ilim var arkasında. Çünkü hikmet esmadır. Hakim ismi esmadır ama subutu sıfatta asıl itibar. Peki, o zaman sistem hangi esmaya bakar desek, hakim mi diyeceğiz, oradan gidelim. Ee, hani, hemen Esmasını acele etmiyorum. Abi yani, sistemin Risale-i Nurca tanımını da yaptım. Baktın mı? Bak. Esmasını bir okusana şimdi. Esma. Okuyayım abi. Evet, öyle hakim gibi. Öyleyse denilebilir ki sistem, evet. düsturların kapsayıcı bir şekilde tatbik edildiği, ve kanunların maksada uygun usullerle uygulandığı nizamdır. Sistem, düsturların kapsayıcı bir şekilde tatbik edildiği, Çok sayfa 3, yani. düsturların kapsayıcı bir şekilde... İhlas, 4 düsturdur. 9 tane nedir? 9 ne? tane ne? esastır bak. İhlas, ihlas asıl, 9 tane esas var. Dört tane düstur var. Düstur eylemseldir. Namus eylemseldir. Kanun yazılımdır. O cihette bir de düşünün, bir de söyle. Sistem, düsturların kapsayıcı bir şekilde tatbik edildiği ve kanunların maksada uygun usullerle uygulandığı nizamdır. <laughs> yani burada düsturu bilmen lazım, kanunu bilmen lazım, nizamı bilmen Ama sonra okutturduk. E, okutturduk en sonu atlattırdık. Oraya kadar okuyacaktı zaten. Abi bu arada isterseniz bu e, şu anda sistemde teklik vardır, iştirak yoktur. Ev hadiyet vardır, vahidiyete bakan yönü vardır gibi konulara gireceğiz. İsterseniz devam edeyim, isterseniz girir gir gir. mi tamam. Hı. Mesela hayat verici ismin bir şeyde tasarrufu göründüğü anda yaratıcı ve tasvir edici ve rızk verici gibi çok isimlerin aynı anda her yerde aynı sistemde tasarrufatları görünüyor. Elbette ve elbette ve bedahetle şehadet eder ki o ihatalı isimlerin müsemması ve her yerde aynı tarzda görünen şumullü fiillerin faili birdir, tektir, vahittir, ehaddir, amenna ve saddakna. Oh, tek bir esmaya bakmaz dedi şu an. Evet, abi. Sorunuza Cevap Geldi. Evet. Tek bir esma, hakim esma. Gibi olmak, çok isimlerin. Çok diyor. isimlerin aynı aslında. Mesela Rub sistem, rububiyet Rub 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 esmaları gibi geldi şimdi. Abi her Fiili bir isim değil sistemin de. özelliğini gösteriyor çünkü. Fiili esmalar, zat esmalar değil. Burada şöyle bir benim çıkarım oldu. Esmaların aynı sistemde tasarruf etmesi gösterir ki sistem esmalara zarf ve proje hükmüne geçiyor. Yani hangi isim hakim dediğimizde belki evet şöyle de bir şey olabilir. diğer resmalar zilde kalmıştır. Bir tanesi orada galiptir. galiptir. Olabilir. Ama çok çok şey böyle şey gözüküyor tabii. Ana tema deyince Kulhuzü bir Rabbin Nas Rab. Rab gibi rububiyet gibi ama çok esmayı tanıyor. <laughs> Esma-i fiiliyeler yani kısacası. Esma-i fiiliyeler. Yani amaç gaye kelimesinde ben hakim şey yapıyorum. Evet. Hikmete, netice bir amaca e, odaklanma esması da sanki hakim. Ama gayesi o. Ama sistemin kendisi ise rububiyet. Hı hı. Ama bu ne gaye, yani bu sistemi çalış, çalışması rububiyet. Ama gayesi ne? Hakim. Yani o cevap veriyor. Şunun için diyorsa o hikmet. Hı. Hakim. Bu nedir ya? sistem çalışıyor. Takır 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 tak. Vay be fabrikaya bakıyor, Adama bakıyor. ya. Tamam bir bakayım ya. Ne? Ha bez çıkıyormuş. Yani sisteme soru sorar. Sistem yokken ne yapacak? Rububiyet, Rab. Sistem çalıştı. Ne yapacak bu? Hakim. Peki buradaki hakim çıktı bez. Kim? Rızık. Yani esma-i fiiliye. Lerince mi? Evet devam et gibi gözüküyor. Sistem usul ve esasları belirliyor. Aynı sistemde tasarruf diyor. Bu yüzden sistem usul ve esasları belirliyor ki tasarruf edebilsinler. <laughs> sistemsel tasarruf vardır. Ayrıca tasarruf da sistemsel. Karmaşık, tesadüf, plansızlık yoktur. Esmaları kayıt altına alıyor. Sistemde teklik vardır. Çünkü tektir dedi. İştirak yoktu. Sistemde sistem tekilliğe dayanır. Vahidiyete bakan tarafı vardır. Bu nedir? cüz ve kül münasebeti vardır. İsimler ihatalı iken aynı şeyde tasarruf ederek cüzde işliyorlar. Böyle de böylece cüz kül münasebeti görünüyor. Yani dikkat ederseniz burada teknik şey kullanıyor bu arkadaşımız. İçi boş delik başlıktır. Teknik ne demek? İştirak yok. İçi boş vahidiyete bakar. Anlamadım bunu. Hemen içi dolu diyor ki cüz ve kül münasebeti yoktur. O onun içsel açılımı. Yani ayrı bir şık değil yani. Alt başlık. Evet, evet. Alt başlıkları evet. devam ediyor. Yani vahidiyeti açıklıyor. A, a, alttaki alt maddeler vahidiyeti ne, nasıl nereden bildik ki vahidiyete bakıyormuş? Onu metinden çıkardım cüz ve kül münasebetinden vahidiyet. Çünkü cüz ve kül varsa demek ki bir büyük resim var. O büyük resimde alt bileşenler diye alt bileşen alt sistemler diye konuştuğumuz alt yapı varmış, varmış demek. Bizim zaman iştirak yoktur da diyoruz. Onu anlamamız lazım. Evet. Çünkü iştirak olsa olsa o zaman o sistem işleyemeyeceği için cüz kül münasebeti olmaz. Sistem de maksadına çalışmaz. Bozuluk sistem. Yani esma ilahi birbirinin işini, birbirinin vazifesi yapıyor. Alt bileşenler birlikte çalışıyor ya. Evet. Adem vücutta düşündüğümüz zaman esma ilahi birbirine zıt değil. Orada bir ortaklık evet. da söz edilmez. Evet. aynı sistemle tasarruf ediyorlar. Evet. evet. Evet, Devam. sistemde alt sistemlerle bir ile birlikte bunu da açtım. Cül kü, cüz kül münasebeti olduğunu da açtık. Sistem alt sistemlerle birlikte nihai maksada bakar. Maksatsızlık, başı bozulukluk sistemde yoktur. Bu da cüz kül münasebetine delildir. Bir de diğer başlık ehadiyete bakması, sistemin ehadiyete bakması. Bunda da yani cüziyi ve külli münasebeti vardır. Nereden biliyoruz bunu? açıklaması şudur. Aynı sistem bölünmeden, parçalanmadan icra edilir, görünür. Bunun mehazineydi yukarıdaki metinden. İsimler ihatalı iken aynı şeyde tasarruf ederek cüzde işliyorlar. Ben buraya ne yapmışım böyle? Evet, doğru, devam et. Yok ben ben anlayamadım kendi şeyimi de abi. Bak şimdi. Cüzi. Cüz değil bu. Evet, cüz bu. He, cüze ait ve külli münasebeti vardır sistemde cüzi ve e, cüzi ve külli yani cüz ve külnin peki nedir o? Aynı sistem bölünmeden, parçalanmadan mesela Cüzü ne demek? DNA'daki insan ama bütün insan vücudu hücreler kül ama bütünselli kül. Her DNA'da ben olma cüzi onu alt başlığı izah ediyorsun. Aynı sistem bölünmeden DNA'da parçalanmadan icra edilir görünür. İsimler yatalı iken, üst başlık yatalı iken insan yatalıdır. DNA öyle değil. DNA insana bakıyor, bakarken DNA'ların toplamı insan kendi cüzüne bakmıyor. Yani ben muhatap ilahi oluyorum. Yani işlevim farklı ama alt tabanım her bir DNA'da, hücremde ben varım. Yani hedefi benim, başka bir şey olamaz. Ama DNA'ların toplamı olan ben, ben ben değilim ben ben olabilirken ben ben olmayabilir mi? Beni benden eder, ben de beni de ben yapar. Beni benden edebiliyor. Aynı sisteme dönülmeden parçalanacak icra edilir, görünür. İsimler yatalıyken e ama hal cüzi olursa yatalısı düşüyor. Onadır yani. da benim dışımda başka bir şey yok. Ama ben ise her şey olabiliyorum. DNA'ların toplamı olan ben her şey olabilirken DNA benden başka olamaz. E, yatalıyken e, aynı şeyde tasarruf ederek cüzde işliyor. Böyle de böylece cüz kül münasebeti görünür. İşte onu o zaman kastettim. Evet o şey cüz kül münasebeti bu şekildeyken sistem bölünmeden parçalanmadan o eee bileşende de gösteriyor kendini maksadı gösteriyor o anlamda Evet abi Bir de sistemde bu ecide fiil ve isimler vardır e, sistem sistem dediğimizde si Demek ki sistemi tanıza hangi sistem olursa olsun fiiller var ve isimler var birlikte şeylerde tasarruf ederler şey yani her ne ki yaratılmıştır Onun adı şey. şeydir onlarda da fiiller Onun ve tarafı isimler tarafı tasarruf eder ama. İşaret acağız okumamış galiba da Ustad şey orada söylüyor şey. Devam. Sistemin iyi hatası vardır. Mesela bir sistemin iyi hatası olması olmaması demek şu demek: Araba var, tuş var, tuşa basıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Evet. Hiçbir şey olmaması demek o tuşu ya arabayı yapan adam iyi hatalı bir göze bakıp o tuşa bir görev bir fiil veyahut bir evet. isim atamamış. O yüzden basıyoruz karşılığı yok. Üçünsel değil. Evet, o o sistem e, bozuk bir sistem olmuş olduk. Evet. Sistemin biz şu anda istikametli bir vasat sistemden konuştuğumuz için ihatası olması lazım. Yani insanda bir burun var ama bir hikmet, bir gayesi yok. Bir şeye hizmet etmiyor. Böyle olduğu zaman bu ihatasız bir sistem olur. Kainatın sistemine insan si, insan girerse düzgün oluyor. Kainatın sistemine girmese o bo, insan bozuk oluyor. Sonuç bu yani. Kainat bir sistemdir. Evet, evet. Bu sisteme giren güzel düzgün insan olur sistemin içindeyken sisteme girmemişse sistemin ademi oluyor ve bozuk adam oluyor. Onu yata o <laughs> tuşa basıp da bir nasıl? içe icra etmemek gibi oluyor. Mesela ee, şey var. Ee, marşı marşı çeviriyorsun sonra düğmeye basıyorsun. Ne araba çalışıyor? Marşı çevirmedin düğmeye basıyorsun. Çalışmaz tabii. Bir, nasıl bir şey biliyor musun sistem? Hani acayip bir şey. Arabayı biz marşa bastırdığımız zaman bastığımız zaman çalışıyor zannediyoruz. Oysa motor marşa bastığımız zaman çalışmaz. Motor bir marş motoru denilen bir elektrik motorunu çalıştırıyor. Elektriktir o, aküyle çalışıyor o. Yani akü bitince motor niye çalışmıyor? Araba niye çalışmıyor? Araba el, aküyle çalışmıyor ki. Araba benzinle çalışıyor. Motor benzinle çalışırken aküsü bitince araba niye çalışmıyor? Benzin var. Ha. Marş mot marşla eletiği çalıştırıyoruz. Eletik motorunu. O sistemdir. O ne yapar? O elektrik motoru benzinli motoru çalıştırıyor. Ha. Şimdi bu uygula nere çoğalta çoğalt. Yani bu elektrik motoru kabul edersen vücudu kainatı motor olur. Bu elektrik marş motoru bu. Kainat ise arabanın benzin motoru. Yani sistem içindeki benim sistemim umumi sisteme bağlantı yaparsam bu sefer sistemim küllü oluyor. Cüzden çıkıp küllü oluyor. Eğer bütünsel o sisteme dahil değilse gene bir sistem ama sistem içinde sistemsiz bir sistem. Tefrit yani uygulama yaparsak böyle. O da bir sistem. Marş motoru iman olabilir mi abi? İman. Gibi uygularsın yani. Ömer, istediğini Ömer'dir ha evet. Ömer'in. İstediğin şey uygula. ama i̇man, burada şu. Kainatı bir makine usta söylüyor. Saraydır diyor. Bir makinedir diyor kainat. Tam da o marş motoru kimdir? Benim o. Marş motoru benim. Kainat ise benzinli motordur, dizeldir. niye adam ya aküsü bitti diyor. Aküyle ne alakası var? Benzin, benzinle çalışmıyor mu bu? Ne aküyle? Ha, i̇lk önce bir geçiş var. Direkt biz marşı çevirince direkt motor çalışmıyor. Ee, Sistemin e, sureti namusla, yani ayet tecvinleri görme, gösterme. Kanuniyeti kanunlar, evamir-i tekvinlerin cereyanı. Hakikati Allah Celle Celalü'n gaye ve hikmetini anlatma isteği, mahiyeti ise rubiyeti i ilahiyenin icraatını gerçekleştirmesi. Biraz e, tam o, olabilir ama tam değil yani. Biraz şey o, ama kemal bulması lazım o e, mahiyetinde bucalıyoruz daha. Ben de bildiğim için değil ama şey sistem kabul etmiyor bu sin. Mahiyetinde biraz sıkıntımız var. Ya. Mahiyete daha varamadım. Ben de varamadım da. Gene esma-i Esma fiiliyeleri hakikata koy, mahiyet kalsın. Ona koy, şimdi buldum. He. Hakikati esma-i fiiliyelerdir. Onu yaz. Aha, uyar. uyar ama mahiyeti yok daha. Ben surete de daha somut Gibi geliyor. Mesela sistem şu olur. Ee, kainat Ayak veya şeceri de. hilkat. Şey namus mı? değil de, namus değil şöyle diyelim. Kainat ve şeceri hilkat. Suret, kainat. Evet, evet. Sonra peki kanuneti nedir? Kainatın. İnsan şey yaparsak insanın sureti beden. kanuneti içsel yazılım. Eğer kainata bunu uygularsak, kainat ve şeceri hilkat sureti kanuneti nuru Muhammed'i, hakikatı i fiiliyeler mahiyetini bilmiyorum. Ama dersler sonunda bilinecek gibi geliyor. Kainata böyle. insanda yapalım sistem. Sistem de, sureti nedir? İnsanın davranışları ve bedensel. Esma-i ilahiyelerin, cil ve cemandaki sanatının bedensel görüntüleriyle fiilleri. Kanuniyeti içsel Hılkatine uygun fıtratı, içsel yapısı, yapılanma yani dima, vicdan, kalp, bütünselliği. Hakikati nedir? Kalpte de insan olmak. Kalp ya, esma-i ilahiyeler. E, Maiyeti ruhta, insandaki şeyi çözerse kânatıcı. Hem nasıl ki intizam sırrıyla bir koca sefine veya tayyareyi bir parmağı düğmesine dokunmak ile harekete getirmesi bir saatin zembereğine anahtarla parmak dokunmasıyla harekete girmesi derecesinde kolay ve rahattır. intizam sırrıyla. Aynen öyle de. ilme ezeli, ezeliğinin düsturlarıyla, ilme ezeliğinin düsturlarıyla, ilmi ezeli ve hikmeti sermediyenin kanunlarıyla ve iradi rabbaniyenin külli cilveleri ve muayyen usulleriyle her şeye külli ve cüz'i, büyük küçük, az çok bir manevi kalıp, bir hususi miktar, bir has hudut verildiğinden tam intizamı ilmi ve irade kanunu içindedirler. Burası e, giriş oldu. Şimdi bu, bundan sonrasında üstadımız tatbiklerini verecek. Elbette kadir mutlak kudreti, hadsiz kudretiyle manzume-i şemsiyeyi çevirmesi ve arz sefinesini medar senevisinde gezdirmesi, bir cesette kanı ve kandaki küreyvat, hamra ve beyzayı ve o kürecikteki zerreleri nizamlı, hikmetli çevirmesi derecesine suhuletli ve kolaydır ki insanı kainat sisteminde harika cihazlarıyla bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır. Burada anlattığı intizam sırrını sonra e, kudret Kadir-i Mutlak kudretiyle kainatta yaptıklarını intizam sırrıyla tatbiklerini verdi. Bu bundan dolayı kolaydır ki insanı kainat sisteminde harika cihazlarıyla bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır. Demek o ezeli ve hadsiz kudrete isnat edilse bu kainatın icadı bir insanın icadı kadar suhulet peyda eder, kolay olur. Eğer ona verilmezse bir tek insanı acip cihazları ve duygularıyla yaratmak kainat kadar müşkül olup biraz uzundu. O yüzden de e, çok fazla maddemiz var. Sistem intizam sırrına bakar. Bu zaten enfüs lugatında da bu abi çok güzel bir sistem e, tarifi var. intizam sırrında e, enfüs lugatında güzel ben beğendim. Hasan abinin var, Murat abinin var. Murat abi de orada e, şey var. Bir de istifade diye bir kısa bir bölüm daha vardı. Güzel yani intizamda güzel bir şekilde anlatılıyor. İsterseniz onu da okurum bu maddeden sonra. İntizamı ilmi ve irade. İn sistem intizam sırrına bakar. Tamam bunu da açalım. İntizamı ilmi ve irade kanunu içindedir sistem. Bu da intizamı ilmi ve irade kanunu içindedir. Şu anda ben e sadece nazm maniyle Mani ile buradaki metini Parçalıyorum sadece şu anda. Düstur ve kanunlar intizamı ilmi ve içine bakar. Burada nazm-ı mani ile şey yaptım abi. birincisi birincisine, ikincisi ikincisine bakacak şekilde. Evet. i̇ntizam sırrı ise intizamı ilmi ve irade kanunu içindedir diyor. Bu burada da şimdi iki tane alt başlığı, üç tane bunun alt başlığı var. Birincisinde düstur ve kanunlar İntizamı ilmi ve içine bakıyor. Nazmı maniyle metinden çıkardığımız e, bu. Çünkü burada, şurada iki tane var. Bir intizamı ilmi, bir de irade kanunu. Düstur ve kanunlar intizamı ilmiye bakıyor. Şu biraz aşağıda gelecek irade kanunu. E, burada düstur ve kanunlarda ben intizam ilmi veçi esaslardır diye anladım. Fakat e, siz abi Allah razı olsun açtınız. Kanunlar esasa Evet. Namustar yani eylemsel Fiilde olduğu için düstur Burada bir daha abi yine Metinde açık ifade var İzm, İl mezeliği düstur veriyor Burada il mezelinin düsturlarıyla Dedi evet, Hikmeti sermediye kanun veriyormuş Sisteme veriyor bunlar hep evet. Öyleyse Beşerli sistemler ile ilahi sistemler Arasındaki fark tam Abd ile kul arasındaki Fark gibidir Beşeri sistemler mahduttur, ilahi sistemler muhittir. Beşeri sistemler mukayyettir, ilahi sistemler mutlaktır. İnsan sistemi ezeli ilim ve sermediği hikmete dayandığı için kabiliyeti nihayetsizdir. Hatta ezel ve ebed ile doğrudan bağlıdır ve istifade eder diye ben çıkarım yaptım böylece. Niye? Çünkü onlardan beslendiğinden dolayı o zaman kabiliyeti de matematiksel bir şey. 2 kere iki 4 eder madem ki bunlardan besleniyor o zaman kabiliyeti de onlara muhatap olacak şekildedir. O zaman da kabiliyeti de ezel ve ebedi ebedle doğrudan bağlıdır ve istifade eder diyebiliriz. Bu o, burada o zaman şöyle bir istifadem oldu. Bu böyle bir hüküm verebilirsem ben diyebilirim ki insanda inkişaf etse insan mutlakla şahit olabilecek kabiliyeti vardır diye doğrudan çıkarabiliriz. Buna mesela şöyle bir örnek verebilirim. E, cep telefonu yine. Güzel bir cep telefonunun e, sistemin e, hatasız çalışması, konuşurken sesin çok güzel net gelmesi, net gitmesi, kamerasının kaliteli olması, işlemcisinin hızlı olması sistemin değil, sistemi yapan fabrikanın veya o tasarlayıcının ilmi ve e, kudretinin genişliğini gösteriyor aslında. O sistemden ben o fabrikanın, o markanın e, ilmi ve e, kudur, ilim ve kudretteki salahiyetine, e, kapasitesine intikal edebiliyorum. Evet. İnsan da bu noktaya kendisinden bakabilirse, ne kadar baksa o kadar muhatap olmuş olur diye. Velhamdülillahirrahmanirrahim. El-Fatiha.